Anlat bakalım, neler yapıyorsun? Nerede çalıştın daha önce? Şimdiye kadar çalışmadım efendim. Nasıl geçindin peki? Ailenin yanında mısın? Evli misin? Evliydim efendim. Boşandın mı? Boşandım sayılır. Boşanacağım yani. Kocam gitti. Gitti mi? Nereye? Senin gibi güzel bir kız bırakıp gidilir mi, şaşılacak şey? Nasıl geçiniyorsun peki? Ailenin yardımı oluyor mu? Ailem yok efendim. Nasıl yani? Kimin kimsen yok? Evladım, ağzından zorla laf alıyorum. Vallahi kendimi sorgu memuru gibi hissetmeye başladım. Tamam, sevime güvenim tam ama yani seni evime sokacağım, sırlarımı paylaşacağım. Hırlı mısın, hırsız mısın bilmek isterim. Anlatabilecek başka bir şeyim yok efendim. Bir düşünelim bakalım. Ailem katledildi. Lütfen. Öz amcam. Daha ne yapayım sizin için? Ha? Canımı koydum ortaya. Ya. Para verdim. Elimden gelen... Amcam bir tarla meselesi yüzünden yıllarca hapis yatmıştı. Babam içeride ona bakmadığını, yıllarını boş yere harcadığını düşünüyordu. Ailemizin tüm mallarını istedi. Uğrunuza yıllarım hapiste yandı. Her şeyiniz benimdir dedi. Babam elinde avucunda ne varsa zaten hapisten çıktığında ona vermişti. Ama amcam hep daha çok istedi. Babam kardeşinin yüreğinin ne kadar karardığını tahmin edemedi. Aradan birkaç gün geçti. Hayatım cehenneme dönmek üzere olduğunu farkında değildim. Kabul etmek istemedim. İnanmak istemedim. Ama annemle babam ölmüşlerdi. Onları öldüren amcam olduğunu biliyordum. Delirmiş bunlar. Ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Ya ben bunlar için hayatımı koydum ortaya. Hapse girdim. Canımı malımı koydum ortaya. Ben erkek kardeşimi nasıl öldürürüm? Siz bir delinin lafına mı inanıyorsunuz? Ama hiç ispatlayamadım. Kimse beni dinlemedi. İnanmadı. Zaten amcam da kendini kurtarmak için gerekenleri yapmıştı. Beni amcama emanet ettiler. Amcan haklı. Ne yapacaksın sen burada kalıp da? Bundan iyi kısmet bulamazsın. Bak biz de böyle evlendik. Olsun, varsın yaşı büyük olsun. Ne fark eder ha? Çok rahat edeceksin. O da bana sahip çıkarmış gibi yaptı. Hatta annemle babamın cenazesinde utanmadan en önde saf tuttu. Bak sonunda bize çok dua edeceksin. Yıllarca ailemin katiliyle aynı evde tutsak olarak yaşadım. Birkaç yıl sonra da amcam beni haraç mezat kendimden 30 yaş büyük bir adama sattı. Amcam kendi evinden başka bir hapishaneye gönderdi beni. Sonra kocam da gitti. Kusura bakmayın, vaktinizi aldım. Lütfen. Otur. İnsan acılarıyla büyür deriz hep. Ama hayat seni erken büyütmüş. Nasıl yardım edebilir sana? Bir iş bulsam yeterli efendim. Bundan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğreneceğim. Kimseye mecbur kalmadan. İşe alındın. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Sağ olun.